son dönem ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem ve sel felaketi çıkmasına da vesile olan günler oluyor. Bu zor günler... Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 467 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıyor. 467 bin. Yani daha süreçte şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor. 1 milyon 900 bin. Maltepe'li kardeşlerimizle kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Size söz, buradaki kardeşlerimize söz, Maltepe'ye söz, İstanbul'a söz, bu şehirde, bu aziz şehirde hiçbir riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sizlerle birlikte vereceğiz ve İstanbul'da hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Her bir gencimiz kendini güvende hissedecek. Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak. O yatırım yapılır. Şimdi Maltepe'mize de birincisi bugün Emlak Konut, Atış Okulu ve Gül Suyu'nda İETT bloklarımız vardı. Esenke. Bloklarımız vardı. Oraya da gittik, vatandaşlarımıza görüştük, istişare ettik, uzlaşmasını da yaptık ve bugün temellerini atıyoruz. Söz vermiştik, temelini atıyoruz. 38 bin metrekare alanı kapsayan projemizde 16 blokta 431 konutumuzu, 19 dükkanımızı kazandırıyor. İnşallah 2024 yılında Maltepe'li kardeşlerimize teslim ediyoruz. Konutlarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkincisi, Atış Okulu'nda iki etapta ayrı ayrı 1327 konutumuz, 8 dükkanımız ve camimizi de inşaatımız, sürecimiz inşallah hızlı bir şekilde ilerliyor. Buradaki konutlarımızı, işyerlerimizi, camimizi de yıl bitmeden buradaki vatandaşlarımızın hizmetine inşallah sunacağız. Evlerinde güven içerisinde, huzur içerisinde oturacaklar. Yine Atış Okulu mahallemizde 5 farklı etapta 2700 yeni yuvamızın çalışmalarını başlatıyoruz. Marmara Üniversitemiz için biliyorsunuz orada 2.2 milyar liralık yatırım değeriyle üniversitemizin binaları ve 451 milyon liralık da yine 3500 kişi kapasiteli yurdumuzun yapımı süratle devam ediyor. Oraya gitmiştik. Vatandaşlarımız bizden okul talep etmiş. Fındıklı Mahallemiz. Belki burada vardır arkadaşlar. Var mı Fındıklı Mahallesi'nden burada kimse? Evet. Sayın Bakanım. Mahallemize gittik. Muhtarım hatırlar. Dedi ki bizim okulumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, ben de oradayım. Bizim burada çocuklarımız hani eve yakın bir yerde okula gitmesi lazım. Hemen hızlı bir şekilde orada hazineye ait mülkiyette ilkokul, ortaokul, lise binalarıyla orada işte üniversitemizin mühendislik ve teknoloji binalarının yapımını hızlıca başlattık ve Türkiye'ye, İstanbul'a örnek olacak projemizi Maltepe'mize, Fındıklı'mıza armağan ettik. Şimdi orada çocuklarımız güvenle, huzurla eğitim alıyorlar. Ve Maltepe'ye değer katıyorlar. Maltepe'nin geleceğine değer katıyorlar. İşte bu anlayış eser siyaseti arkadaşlar. Hizmet siyaseti. Gidip söyleyin,
o hizmeti milletinin ayağına götürebiliyorsan, milletinin derdini çözebiliyorsan, sen bunun için dertliysen yollara düşersin. O işleri yaparsın. O işleri muhtarınla, vatandaşınla, milletinle el ele verirsin, gerçekleştirirsin. Biz böyle öğrendik. O yüzden de her afette, her selde, her yangında milletimizin yanında olduk. Milletimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Ve el ele, gönül gönüle dönüşümü gerçekleştirdik. Ardahan'dan Maltepe'ye, ardında siz aziz milletimizin hayır duası ile gece gün... Şimdi Maltepe Başıbüyük'te iki etapta 605 konutumuzu üreterek hem sağlıksız yapıları temizlemiş hem de vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözmüştük. Şimdi az önce Sayın Muhtarımızın da kardeşimizin de ifade ettiği gibi mahallemizde 370 dönüm alanda İstanbul'un, Maltepe'nin, Başıbüyük'ün, tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birini daha başlatıyoruz. Burada müjdemizi veriyoruz. Hazır mıyız? Buradaki 370 bin metrekare alanda ne kadar hazine mülkiyetindeki arazi varsa vatandaşımızın orman vasfını yitirmiş ek 16'da onlar bilirler yerleri varsa öncelikle bu mülkiyetleri vatandaşımızın lehine orada imar planı içerisinde kullanmak üzere Başıbüyüğümüze bu arsaları kentsel dönüşümü için veriyoruz. Bu arsaları İstanbul'da Fethin 570. yıl dönümünde milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki 570. yıl dönümünde İstanbul'a tüm kardeşlerimizin yürüme mesafesinde ulaşacağı İstanbul'un en değerli, en kıymetli alanını millet bahçesi yapacağız ve milletimize armağan edeceğiz demiştik. Atatürk Havalimanı millet bahçesini de inşallah 8 Mayıs itibariyle İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetini açacağız ve gurur duyacağımız, onur duyacağımız çocuklarımızın neşeyle koşacağı orada Fethin sembolü 145.300'ü ağaç olan çalıyla, çiçek bahçeleriyle, koku bahçeleriyle muhteşem bir projeyi İstanbul'a armağan edeceğiz. O sözde çevrecilere rağmen, maskeli doğa severlere rağmen, biz orayı park yapacağız dediğimizde, milletimize armağan edeceğiz dediğimizde türlü türlü yalanlarla, türlü türlü iftiralarla yine milletimizin aklını çelmeye çalıştılar. Ama bugün orada bina yok. Orada rant yok. Orada ağaçlar var. Orada çayırlar var. Orada kuşlar var. Buyurun hep birlikte. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'dan adına teşekkür ederiz. Yuvalarımız...